Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası için yıl sonunu işaret etti. En geç Ocak ayında bu düzenlemeyi meclise sunacağız diyor. Peki EYT sorunu nasıl çözülecek? Nasıl formüller var? Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya anlattı. Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yasası çalışmaları devam ediyor. Peki çözüm bekleyen diğer konu başlıkları neler? Şimdi sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya ile konuşacağız. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Şimdi gördüğümüz gibi hani EYT ve çözüm bekleyen başlıklar neler? Evet, bizim sosyal güvenlik sistemimizde uzun zamandan beri beklediğimiz çözümler yavaş yavaş çözülmeye başladı. Sorunlar çözülmeye başlandı. Tabii bunların gecikmesinin nedeni yaşadığımız süreç içerisinde pandemiydi, işte farklı gelişmeler, ekonomik gelişmeler derken süreç bu noktaya uzamış oldu. Şimdi geçtiğimiz hafta Sayın Bakan açıklama yaptı. EYT ile ilgili sorun çalışma grubunun oluşturulmasıyla birlikte bu yıl sonuna kadar çözülecek. Tabii bizim sosyal güvenlik sistemimizde bazı farklılıklar söz konusu. Örneğin staj döneminde sigorta oluyorsunuz, sigortalı oluyorsunuz. Staj döneminde sigortalı olduğunuzda kısa vadeli sigorta kolları dediğimiz sadece hastalık ve iş kazalarında bizi koruyacak olan sigorta primleri ödeniyor. Emeklilik için geçerli olan sigortamız ise uzun vadeli sigorta kollarından bahsediyoruz. Uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmediği için staj döneminde yapılan sigortanın emeklilik başlangıcı olarak sayılmıyor. Dolayısıyla yüz binlerce staj yapan öğrencimiz daha sonraki yıllarda staj sigortasının emeklilik için sayılmadığı için bir mağduriyet yaşıyor. Bunların staj sigortasının da emekliliğe sayılması isteniyor. Yani staj sigortası yapıldığı zaman aynı zamanda uzun vadeli sigorta kollarına da prim ödenmesi gerekiyor. Üçüncüsü ise prim eksiği olanlar. Şimdi düşünün Gaye Hanım, 2000 yılından önce sigortalı oldunuz, 15 yıllık sigortalılık hizmet süresini tamamladınız, 3600 gün primi de tamamlamak için zamanınız yetmedi ya da şartlarınız uygun olmadı. Geldiniz 60'lı yaşlara ya da 65'li yaşlara. Şimdi sizin 3600 günden emekli olup emekli aylığı alabilmeniz için 3600'ü tamamlamanız gerekiyor. Ama 3000 gününüz var, 2 yıl eksik. Yani 600 gün eksik olduğunu düşünürsek bu kişi 65 yaşından sonra çalışması mümkün olmadığı için bir defaya mahsus olmak üzere de olsa bu kişilerin prim günlerini borçlanmak suretiyle, yani biz buna hizmet borçlanması diyoruz. Hizmet borçlanması ile emeklilik yaşına ya da emeklilik aylığına kavuşmaları bekliyoruz. Dördüncüsü ise kadınlarımıza bizim 2008 yılından sonra getirilen doğum borçlanması hakkı. Fakat doğum borçlanması yapabilmek için de doğumdan önce en az bir günlük dahi olsa sigortanızın olması gerekiyor. Sigortanızın olmadığı takdirde siz 3 doğum da yapsanız, 2 doğum da yapsanız, 1 doğum da yapsanız borçlanma yapamıyorsunuz. Kadınlarımızın yaklaşık 100 bin dolayında kadınımızın bu mağduriyeti yaşadığını görüyoruz. Kadınlarımız diyor ki doğumdan önce gerçekleşen, sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce gerçekleşen doğumlar için de en az bir defaya mahsus olmak üzere doğum borçlanması hakkının verilmesi şeklinde talepleri var. Bu da sosyal güvenlikle ilgili masada duran sorunlardan bir tanesi. Beşinci ise yurt dışı borçlanması. 2019 yılında yurt dışı borçlanması ile ilgili çok garip bir düzenleme yapıldı. 5 maddesi değiştirilmek suretiyle milyonlarca yurt dışında bulunan vatandaşımızın dövizleri ne yazık ki şu an Türkiye'ye gelmiyor ve emekli de olamıyorlar. Bunun için hem yurt dışı borçlanma şartlarını, statülerinin değiştirilmesi, yani eski 2019 yılı öncesine getirilmesi, hem de borçlanma miktarının Türkiye'deki doğum borçlanması ve askerlik borçlanmasıyla eşitlenmesini bekliyorlar. Peki bununla, bu konu başlıklarıyla alakalı ileride bir çalışma olur mu sizce? Tabii ki bunlar bizim sosyal güvenlik sistemimizde sorun olarak masada duran konu başlıkları. Dolayısıyla bunlar çözülmediği müddetçe staj mağduru diye geçecek, prim eksiği mağduru diye geçecek, kadınların doğum borçlanmasından dolayı kadın doğum borçlanma mağdurları diye geçecek. Belki de en önemlilerinden bir tanesi de yurt dışındaki vatandaşlarımızın, milyonlarca vatandaşımızın Türkiye'ye dönmeleri ve Türkiye'ye o ülkede kazandıkları dövizleri getirmelerinin önü engellenmiş olacak. Bunlar çözülmediği müddetçe bunları biz yıllarca konuşmaya da devam edeceğiz.
Çok teşekkür ederim değerli bilgileriniz için. Şimdi sosyal güvenlik uzmanından bu çözüm başlıkları hakkında bilgileri aldık ve ileride bunlarla alakalı çalışmalar yapılması bekleniyor diyelim. Bu noktadan sözü tekrardan merkeze bırakalım.